Efendim ikinci dönem ikinci yazıya hazır mıyız Songül Çevre? Hazır değilim hocam. İşte o yüzden seninle süper bir şekilde yıllık plana, okuldaki sıraya ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanımına uygun süper bir yazılı provası hazırladık. Ne yapacağız bu hocam? Bu provayla beraber seninle bütün konuları tekrar etmiş olacağız. Yani daha doğrusu ikinci yazılıda çıkacak bütün konuları tekrar etmiş olacağız. Ama öncesinde hızlı bir şekilde şimdi yazılı provamıza çok güzel sorular hazırladık senin için. Doğru yanlışlar var. Ondan sonra boşluk doldurmalar var. Sanki. Aynen. Ondan sonra açık uçlu sorularımız var. Her şey mükemmel. Tam bir yazılı provası şeklinde. Ama öncesinde seninle sınavda çıkacak konuları hızlı bir şekilde bir tekrar edelim. Bir ön hazırlık yapalım istiyorum. Hazır mıyız evladım? Hazırım hocam. Bunu mükemmel bir şekilde böyle konuları bir hatırlayalım. Mesela bir ikinci yazılıda 5. üniteden çıkacak ışığın maddeyle etkileşimi. Aynı zamanda 5. üniteden sonra 6. ünite canlılar ve yaşam konusundan çıkacak. Aynı zamanda Tonguç evladım benim 7. ünite olan elektrik devreleri ünitesinden çıkacak. Şimdi seninle hızlı bir şekilde bu ünitelerden hangi konuların çıkacağını bir özet geçeceğim. Sonra sorular aynen hocam. Bir özet geçeceğim. Sonrasında da çok güzel sorular hazırladık. Dediğim gibi doğru yanlış sorular var. Tam açık uçlu sorular var. Ve bunlarla beraber seni sınava en iyi şekilde hazırlayacağım diyorum. Tonguç'um bak. Işığın soğurulması, cisimlerin siyah beyaz ve renkli gözükmesinin nasıl olduğunu beraber bilmemiz gerekiyor. Bir kere ışık dediğimiz şey bazen yansıyor bazen soğuruluyor. Tonguç şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer ben yazın siyah tişört giyersem ne olur? Yanarsınız. Aynen öyle. Çünkü ışık soğurulur. Işık soğurulur çünkü siyah koyu renkli cisimler genellikle ışığı içine çekerler. Işık enerjisi de içine alırlar. Dolayısıyla yazın yansıtan yani açık renkli cisimler kıyafetler giymek daha iyidir. Dolayısıyla açık renkli cisimler ışığı yansıtırken koyu renkli cisimler ışığı sorur. Bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç Evren ışık renklerden oluşur. Mesela buradaki temel renklerden kutu sayamam diye renkleri gökkuşağının renklerini bilmemiz gerekiyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde ilerleyen bir dizisi var aslında bunun. Ve bu renkler aslında gökkuşağının içindeki renkler. Bu renklerde şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Evren benim. Beyaz ışık geldiği zaman mesela güneş ışığı. Mesela şu gömleğimin üzerine güneş ışığı geldi. Güneş ışığı gömleğimiz geldi. Gömleğimiz solar. Aynen. Hayır güneş ışığının yansıttığı renk aslında bu renk olduğu için. Mesela şu kalem yeşil ya Tonguç'um. Normalde buradaki ışık beyaz ışık. Ama ben niye bunu yeşil görüyorum? Neden hocam? Çünkü bana yeşil ışığı yansıtıyor. Yeşil cisim yeşil ışığı yansıtır. Mavi cisim mavi ışığı yansıtır. Dolayısıyla hangi rengi yansıtıyorsa onu görürüz. Mesela beyaz ışıkta beyaz cisim beyaz renkte gözüküyor. Çünkü bütün renkleri yansıtır. Şunu bilmemiz gerekiyor. Beyaz rengin içinde tüm renkler vardır bunu bilmemiz gerekiyor. Yani beyaz ışık normalde gökkuşağını oluştururken tüm bu renkleri içerir. Tüm bu renkleri içerdiğini bilmemiz gerekir. Ve bunların da hangi madde hangi rengi yansıtıyorsa o renkte olduğunu bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik Tonguç'um aynalara. Aynalarda bir kere şunu bilmemiz gerekir. Bak ışık aynalar tarafından yansıtılır. Mercekler tarafından kırılır. Bravo diyorum sana. Tebrik ediyorum seni. Bir kere ışık ortamlardan başka bir ortama geçerken de kırılması gerekiyor. Mesela cam su, hava su örneğindeki gibi. Aynalara bakarsak. Aynalar Tonguç'um düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna. Ya daha doğrusu düz ayna ve küresel ayna olarak ikiye ayrılır. Düz aynada normal olması gereken berber aynası. Yani bakıyorsun kendini görüyorsun. Aynı boyda, aynı uzunlukta, aynı mesafede. Ama makyaj aynası veya viraj aynaları gibi çukur veya tümsek aynalara baktığımız zaman dişçi aynası gibi aynalara baktığımız zaman Tonguç'um artık daha büyük veya daha küçük görebiliyoruz cisimlerimizi. Yani kendimize baktığımız zaman daha büyük veya daha küçük hatta farklı görüntüler de oluşabiliyor. Böyle garip grup görüntüler de oluşabiliyor. Özellikle sirklerde miklerde böyle değişik değişik aynalar vardır. Peki aynalar yansıtır dedik. Tümsek ayna genellikle ışığı dağıtır. Tümsek aynaya gelen bir ışıklar çat diye dağılır. Böyle gelen ışınlar böyle çat diye dağılır. Ama çukur aynaya gelen ışınlar ne olur Tonguç evladım benim? Işınlar tek bir noktada toplanmaya çalışır. Bu noktaya da odak noktası. Hadi toplanalım. Aynen öyle ama berber aynasında falan filan aynı büyüklükte cisim ortaya çıkar. Nasıl geliyorsa aynı açıyla yansıtır tarzında bilmemiz gerekiyor. Yansıma kurallarından. Mağazalarda hep zayıf gösteren aynalar var değil mi hocam? Aynen öyle. Bu gelen ışın diyoruz Tonguç evladım benim. Burada bir yansıma kurallarından bir normal çizgisi denilen bir çizgi var Tonguç'um. Bu normal çizgiyle yaptığı açı gelme açısı diyoruz ve aynı açıyla yansıyor ve ilerliyor diyoruz. İşte buradaki açıya da yansıma açısı diyoruz. Bu gelme açısıyla yansıma açısı birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yansımanın kurallarından en önemlisi diyoruz. Bu normal yolunda bilmemiz gerekiyor. Peki Tonguç Evren, buradaki odak noktası var dedik. Buradaki asal eksen var dedik. Odak noktasından geliyor
gerekiyormuşçasına bunlar da dağılıyor şeklinde bir kuralları da var çukur ve tümsek anının. Peki merceklere baktığımız zaman merceklerde kırar dedik. Peki bu kırma nereden çıkıyor? Kırma çok basit bir mantığı var Tonguç'um. Eğer bir cisim ortam değiştiriyorsa, mesela havadan suya giriyorsa ne olur Tonguç'um? Ben havadan, mesela havadan suyun içine baktığım zaman suyun içindeki balığı ne yaparım biliyor musun? Daha yakında görürüm. Halbuki yakında değildir. Mesela ben bu bardağın içindeki suyun içine bir şey daldırsam, mesela bir kaşık daldırsam, kaşığın ucunu daha yakında görürüm. Sebebi ise Tonguç evladım benim, ışığın kırılmasıdır. İşte ışık ortam değiştirince kırılmaya başlıyor. Mesela havadan suya gelen ışın normal dediğimiz ortamları ayırma çizgisine dik gelen bir çizgi, hayali çizgi sayesinde bununla yaptığı açı bu kadarken bir anda bununla yaptığı açı daralıyor. Yani normale yaklaşıyor dediğimiz olay oluyor aslında. Havadan suya giderken. Hava nasıl bir ortam Tonguç evladım benim? Az yoğun bir ortam. Ama su nasıl bir ortam? Havanın yanında çok yoğun bir ortam. Az yoğundan çok yoğuna girerken Tonguç evladım benim, normale yaklaşırken tam tersini yaparsa, sudan cama doğru giderse mesela, sallıyorum, bu sefer de normalden uzaklaşıyor tarzında kurallarımız da var. Onları da bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. İşte aynı mantıkla merceklerde de ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekte iki çeşit mercek var. İnce kenarlı mercek, bak merceğin kenarları burasıdır Tonguç'um. Burası ortasıdır. Merceğin ortası kalınsa eğer bu ince kenarlı mercektir. Ama merceğin ortası ince ise Tonguç evladım, bu kalın kenarlı mercek. Çünkü ortasıyla kenarları farklı kavramlar. Onları da aklına tutuyorum. Buralar kenarlarıdır, burası ortasıdır. Kenarlarıdır, ortasıdır. Zaten bunun kalın kenarlı olduğunu görebiliyorsun. Bunun ince kenarlı olduğunu görebiliyorsun. Bunları bazen şöyle gösterebiliyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Mesela ince kenarlı merceği böyle gösteririz. Kalın kenarlı merceği de böyle gösterebiliriz. Bu da ekstradan bir bilgi olsun sana. Aynı zamanda bak, büyüteç ince kenarlı merceklere çok güzel örnek. Dış kapı dürbünleri kalın kenarlı merceklere çok güzel bir örnek diyebiliriz. Tonguç evladım benim, daha büyük gösteriyor ve benzeri. İnce kenarlı mercekte Tonguç evladım benim, ince kenarlı mercekte o tek bir noktada topluyor ışığı. Ama kalın kenarlı mercekte tek bir noktada toplamıyor da sanki oradan dağılırmışçasına dışarıya doğru dağıtıyor diyebilmemiz gerekiyor. Geldik canlılar ve yaşam ünitesine. Canlılar ve yaşam ünitesi deyince aklına ne geliyor Tonguç evladım benim? Hocam canlılar iki ayrıdır. İnsanda, bir erzin canlılar, bir de heyecanlılar. Evet, tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir espriydi. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir kere erkek dişi ve üreme, erkek ve dişi üreme organlarını bilmemiz gerekir. Ve aynı zamanda döllenmenin nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Erkekteki ve dişideki üreme organlarına baktığımız zaman Tonguç'um, dişideki üreme organı aslında şöyle bir yapıya sahip. Hemen senin için iki saniyede çiziyorum. Ondan sonra da şöyle bir yapıya sahip. Ondan sonra şöyle bir döl yolu falan var. Ondan sonra işte yumurta kanalı var falan filan. Aslında dört tane temel yapı var. Birinci yapı yumurtalık. İkinci yapı yumurta kanalı. Üçüncü yapı döl yatağı. Dördüncü yapı da döl yolu dediğimiz dört tane temel yapı. Burada yumurta üretiliyor. Dişideki yumurta üretimi burada oluyor. Yani şu ikinci olay aslında burada oluyor. Ondan sonra çat diye buradan geçerekten döllenme oluyor. İşte buradaki üçüncü olay mesela aslında burada yumurta kanalında oluyor. Sonra bebek zigottan embriyoya geçerken tam burada büyüyor. Annenin karnı dediğimiz döl yatağında büyüyor. Döl rahim dediğimiz yer aslında burası da. Sonrasında bu büyüyerekten ne oluyor? Bebek diye, bebek şeklinde fırlıyor. Buradan da döl yolundan dışarı çıkmış oluyor Tonguç evladım benim. Erkekteki üreme sistemlerine baktığımız zaman testisler var. Testislerden bir kanal sayesinde yukarı doğru çıkıyor. Su burada, testisi su yolunda kırılır. Burada salgı bezleri destek oluyor. Sonrasında da işte penis dediğimiz yapıyla dışarıya atılıyor Tonguç evladım benim. O yüzden burası birinci yapı. Burası birinci yapı testisler. İkinci yapı sperm kanalı. Üçüncü yapı salgı bezleri. Dördüncü yapı da penis dediğimiz dışarıya atılan yer. Burada işte burası sperm üretimi oluyor. Sonrasında sperm dışarıya atılırken salgı bezleri sayesinde kayganlaştırıcı sıvılar ve enerji verici besinler sayesinde dışarıya doğru penisle çıkıyor. Sonrasında da dişicik borusuna, daha doğrusu dişicik borusu diyeyim, döl yolundan, döl yatağından geçerekten nereye kadar gidiyor? Yumurta kanalına kadar gidiyor. Yumurta kanalında bunlar birleşiyorlar ve döllenme dediğimiz süper bir olay oluyor. Aslında bu bizim ilk oluşumumuz. Bundan sonra ne oluyor Tonguç evladım, sperm yumurta birleşince? Zigot dediğimiz canlının ilk hali oluşuyor. İşte mucizevi olaydan sonra da embriyo dediğimiz yapı zigottan embriyoya, anne karnı şişiyor Tonguç evladım. Evet hocam. İşte burada döl yatağında şişiyor ve sonrasında da fetüse dönüşüyor embriyo. Daha da büyüyor artık, göze görünür, ağzı burnu falan filan. Sonrasında çat diye bebek diye dışarı çıkıyor. İşte doğurma dediğimiz olayda döl yolunda oluyor Tonguç'um. Dolayısıyla dişideki
üreme organları yapısı, erkekteki üreme organları yapısı tamamen dört tane parçadan oluşuyor dediğimiz gibi. Tekrar sayarsam yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı, döl yolu, testis, sperm kanalı, salgı bezleri ve penis şeklinde dört tane yapı var diyoruz. Geldik Tonguç'um, testislerde mayoz bölünme görülür. Bak burada aslında birinci olayda erkeğin sperm oluşturmasında mayoz bölünme, yani çeşitlilik var, unutma Tonguç'um. Mitoz bölünmede ne vardı? Çeşitlilik yoktu ve aynısının tıpkısı oluşuyordu. Ama mayoz bölünmede farklı canlılar oluşuyordu. İkincisinde yumurtalıklarda mayoz bölünme gerçekleşiyor ve yumurta oluşuyor. Ve tabii dişinin yumurtalıklarında. Sonrasında bu ikisi birleşerekten yumurta kanalında, ne demiştik? Dişinin içindeki yumurta kanalında, bu kanallarda, bunda da veya bunda fark etmez, ikisinde de oluşabilir. Yumurta kanalında döllenme oluyor. Sonrasında da döl yatağında gelişim, işte bu gelişim dediğimiz 4 ve 5 aslında tamamen döl yatağında oluşuyor diyoruz. Annenin karnı büyüyor. Sonra tam buradan çıkmadı, hatta buna da 6 diyelim. Bu 6 dediğimiz olayda aslında döl yolundan dışarıya çıkıyor diyoruz. O zaman şimdi de canlılar ve canlılar, bir de birazcık da diğer canlılarda bakalım. Tonguç'un bir kere üreme çeşitleri neler biliyor musun evladım? Eşeyli üreme. Harika. Eşeysiz üreme. Harika. O kadar. Başka bir şey yok. Eşeyli ve eşeysiz üreme de ikiye ayrılıyor. Eşeysiz üreme dediğimiz şeyi anlatacağım sana. Eşeysiz üremede mantık şu: erkek veya dişi yok. Yani eşeyli üremede erkek ve dişi vardı ama eşeysiz üremede eşey yok yani. Eşler yok yani. Dolayısıyla erkek ve anne canlı kendisinden bir tane daha oluşturuyor. Bu şöyle olabilir: tomurcuklanma ile olabilir, bölünme ile olabilir, vejetatif olabilir, yenilenme ile olabilir. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Tomurcuklanma deyince hidra, bira mayası, ondan sonra deniz anası, bunları aklımıza getireceğiz. Bölünerek üremede amip, öglena, bakteri, bunlar bölünerek üreme, çat diye poğaçanın bölünmesi gibi bir şey oluyor. Burada bir tomurcuk büyüyor, yeni bir canlı oluşturuyor. Vejetatif üremede çilek, söğüt, gül, bunlar da Afrika menekşesi, bunlar da tamamen bitkiler. Bak, vejetaryenin aklına gelsin. Bitkilerdeki üreme çeşidi aslında bu. Bitkilerdeki anne canlıdan aynısından bir tane daha ortaya çıkıyor. Gülün bir dalını koparıyorsun, başka bir yere dikiyorsun, tekrar aynı gülden açıyor. Erkek veya dişi yok, bunu unutma. Yenilenmeyle üremede, rejenerasyonla üreme dediğimiz şeyler aslında bunlar. Bunda da deniz yıldızında oluşuyor, toprak solucanında oluşuyor. Toprak solucanı mesela böyle ortadan ikiye, iki tane toprak solucanı oluşsun. Veya Terminatör. Deniz yıldızını böyle ortadan ikiye, iki tane deniz yıldızı oluşsun. İşte bu da yenilenmeyle üreme diyoruz, rejenerasyonla üreme diyoruz. Geldik eşeyli üremeye. Eşeyli üreme dediğim gibi daha önceden de insandaki üreme yöntemi erkek ve dişi birleşerek, sperm ve yumurta birleşerek eşeyli üreme oluyor. Eşeyli üreyen hayvanlara baktığımız zaman doğurarak üreyenler var, bir de yumurtlayarak üreyenler var Tonguç'um. Bir kere omurgalı hayvanlar bizim için çok önemli. Omurgalı hayvanlar nelerdir Tonguç'um? Yılan. Sürüngenler, bravo, sürüngenler, başka? Kurbağa. Kurbağalar, süper, doğru, başka? Orangutan. Hayır, orangutan değil, memeliler diyelim onlara, evet, başka, tebrik ederim. Balina. Onlar da memeli, o da memeliye girer, sallama, evet, başka? Balıklar, şempanze, balıklar diyelim, bir de kuşlar diyelim. 5 tane omurgalı canlı var. O zaman en gelişmiş olmayandan gelişmişe doğru ilerleyelim. Balıklar en az gelişmişi, balıklar, kurbağalar, bak balıklar suda, kurbağalar hem suda hem karada, sürüngenler karada, ondan sonra kuşlar havada, memelilerde artık beyinleri var. Yani çalışıyor gerçekten, öğrenebiliyorlar falan filan. Dolayısıyla 5 tane omurgalı hayvanımız var. Bu omurgalı hayvanlarımızın balıkları, sürüngenleri, kuşları ve kurbağaları, bunları yazmayı unutmuş, özür dilerim, hemen şuraya. Hem karada hem suda yaşayanlar aslında. Kurbağalar dediğim şey hem karada hem suda yaşayanlar diye böyle yazdık bu sefer. Çünkü amfibi aslında bunlar. İki yaşamlılarda diyebiliriz. Bunları şuraya ekstradan bir not düşmek istiyorum. İki yaşamlılarda diyebiliriz. Sadece kurbağalar demiyorlar bazen hocalarımız. O yüzden her şeyde hazırlıklı olalım diye buraya yazdık bunu. Bir de böcekler Tonguç evladım benim. Bunlar mesela yumurtlayarak üreyen canlılar. Ama böcekler omurgaların içine girmiyor tabii ki. Omurgalılardan doğurarak üreyenler, memeli hayvanlar inanılmaz önemli. İnsan, yunus, kedi, köpek, yarasa, inek, öküz, manda. Hayır, sana demiyorum evladım. Dolayısıyla bunların hepsi de aslında memeli hayvanların içine girer. Yumurtlayarak üreyenlerde şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Bazılarında yavru bakımı var. Mesela kuşlarda yavru bakımı var ama sürüngenler, balıklar, böcekler hem karada hem suda yavru bakımı falan yok. Aynı zamanda şöyle bir özellik var. Hem karada hem suda yaşayanlarda başkalaşım denilen bir olay var Tonguç evladım benim. Metamorfoz geçiyor. Hem suda yaşıyor ilk başta iri baş şeklinde, sonrasında karada yaşamaya başlıyor. Ve bu da enteresan bir özellik. Metamorfoz dediğimiz, başkalaşım dediğimiz özellik. Bunlar kelebeklerde de var, onu da söylemek istiyorum. Tonguç evladım benim aynı zamanda balık
kayalıklarda, sürüngenlerde ve şeylerde, hem karada hem suda yaşayanlarda yumurtaları başıboş şekilde bırakabiliyorlar. Ama kuşlar yumurtalarını kuluçkaya yatıyorlar. Memeli hayvanlar ise tamamen tersi. Annenin karnında yeni canlı oluşuyor. Annenin karnından pırt diye fırtlıyor. Yani doğuyor. Doğum olayı sadece bu canlılarda var. Memeli hayvanlarda doğumda olduktan sonra yavrularını bakımı geç sütle besliyorlar 9 ay boyunca. İnanılmaz değil mi Tonguç öğrenme? Aynen hocam. Tabii insanlarda 9 ay boyunca, başka canlılarda farklı farklı süre boyunca devam ediyor. Tonguç'um, bir de bitkilerdeki üremeye bakarsak çiçek çok önemli bir yapı. Çiçekli bitkilerde üreme aslında çiçekli bitki ne demek biliyor musun hocam? Çiçekleri spermle olan. Yumurtanın birleştiği, hani bir eşeğli üreme vardı ya. Aynı onun gibi çiçekte de polenle yumurta birleşiyor. Sperm yerine artık çiçekleri var Tonguç evladım, biliyor musun? Polenle bitiyor. Bravo, polen var. Bravo diyorum sana. İşte bu polen de erkekler tarafından üretiliyor. Tonguç'um, bir kere çiçeğin yapısına bilmemiz gerekiyor. Hoca şunun yapısını çizip bize şu nedir diye sorabilir. Mesela bu aslında çiçek sapı dediğimiz kısım. Aynı zamanda bu çiçek tablası dediğimiz kısım aslında. Ondan sonra bu aslında Tonguç evladım benim, çiçeğin aslında en önemli yapılarından bir tanesi, bak şuradaki renkli olan kısma taç yaprak diyoruz Tonguç evladım benim. Taç yaprak ne demek Tonguç evladım sence? Taç yaprak içerisinde böyle... Taç yaprak çiçeğin renkli kısmı aslında. Renginin olduğu kısma çiçeğin taç yaprağı diyoruz. Yani mavi olur, mor olur, kırmızı olur, yeşil olur. Ondan sonra turuncu olur. Bizi çeken kısım aslında taç yaprak. Ondan sonra Tonguç Erdem'e şurada böyle sarı gibi yapı var ya. Bu sarı yapı aslında bizim erkek organ dediğimiz yapı. Erkek organ dediğimiz yapıda iki tane kısım var. Bu başcık, bu da aşağı doğru inense sapcık denilen iki tane kısım var. Hatta şuraya yazayım. Sapçık. Ondan sonra da buraya da başcık diyoruz. Bu başcıkta polenler üretiliyor Tonguç evladım benim. Bir de löpçük var hocam. Löpçük ne? Aynı zamanda Tonguç evladım benim. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Şunu söylemeyi unuttum. Şu dediğimiz kısımsa çanak yaprak aslında. Çiçeğin aslında ilk başta tomurcuk açmadan ki kısmı, çiçeği saran kısım. Sonrası açıldıktan sonra da tabii bu bitkiye fotosentez yaptırıyor. Çiçeğe fotosentez yaptırıyor. Besin veriyor. Sonrasında esas ana kısma geldik. İşte burası Tonguç evladım benim. Dişi organ dediğimiz kısım. Bu dişi organda dişicik tepesi dediğimiz bir kısım var. İşte polenlerin yapıştığı kısım. Dişicik tepesi aslında tozlaşma dediğimiz olayın, polenlerin burada böyle üstüne yapıştığı kısım diyebiliriz. Aynı zamanda burası dişicik borusu. Burası dişicik borusu. Burası da Tonguç evladım benim yumurtalık denilen kısım. Tabii birazcık çok kirlettim burayı ama bu çok önemli bir şey. Gerçekten bunların teker teker yapılarını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Çiçekli bitkilerde eşeğli üremeye baktığımız zaman, eşeğli üreme dediğimiz şey aslında polenlerin tozlaşma sayesinde dişicik organın tepesine gelip sonrasında da aşağı doğru inip yumurtada döllenme oluşması, yumurta döllenme oluştuktan sonra da etrafını sararaktan yumurtalığın buradaki yapıların etrafını sararaktan tohumu oluşturması ve tohumun da içinde besin oluşturması, besin içermesi ve tohum kabuğuyla kendini koruması, sonrasında tohum da çimlenme ile, bak 3 tane yapı vardı: sos, uygun sıcaklık, ondan sonra oksijen ve su. Sıcaklık, oksijen ve su gelirse tohumda çimlenir şeklinde bir mantık da var. Bunları da bilmemiz gerekiyor Tonguç Hocam. 6. üniteyi tamamladık seninle. Şimdi geldik, tabii birazcık uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Bütün konuları tekrar etmiş olduk seninle. Elektrik devrelerinde bilmemiz gereken şey ampullerin bağlanma şekilleri. Tonguç'um, bu ampuller nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış. Arka arkaya gelen ampuller seri bağlanmıştır. Bu ampuller nasıl bağlanmış Tonguç evladım benim? Üst üste. Yani paralel bağlanmış. İşte o zaman iki türlü bağlama işi var. Seri bağlama, paralel bağlama. Arka arkaya gelir. Nasıl arka arkaya gelir? Buradan çıkan bir akım. Mesela işte 3 amper diyelim veya 6 amper diyelim, tamam mı? 6 amper. Bunun üzerinden de 6 amper geçer. Bunun üzerinden de 6 amper geçer. Bu ampermetre de 6 amper gösterir. Aynı akım gösterir bunlar. Ama buradan çıkan bir 6 amper varsa Tonguç evladım, burada 2'ye bölünür. 3 amper diye 2'ye bölünür. Neden diyeceksin? Çünkü bunlar artık paralel oldukları için bir akımları paylaşırlar. Yani buradan sonra bir güç geliyor. Bu 2'ye bölünmesi gerekiyor. O zaman diyoruz ki bunlar paralel bağlıdır, bunlar seri bağlıdır. Paralel bağlarda şöyle bir mantık var. Paralel bağlarda bunların voltları eşittir. Mesela bu 10 voltsa Tonguç'um, bu da
Mesela şöyle 15 voltsa bu da 15 volttur Tonguç Evlenme. Ama akımları aynı olmayabilir. Voltları eşit olur. Peki prim gücü ne olur? 15 volt olur sallıyorum. Ama burada Tonguç Evlenme bu eğer mesela 20 voltsa bu 10 volt, bu 10 volt şeklinde dağılır. Yani şunu unutma Tonguç'um. Voltlar burada dağılırken burada voltlar eşit olmak zorunda şeklinde bazı teknik kurallar var diyoruz. Şimdi geldik seninle yazılımıza. Oh be. Evet. Şimdi şunu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Şunu da söylemek istiyorum. Buradaki ampuller eşit parlaklıkta yanar. Buradaki ampuller eşit parlaklıkta yanar eğer özdeşlerse. Ama Tonguç şunu unutma. Sen ne kadar seri ampul eklersen o kadar yanlış şeyini, şiddetini düşürürsün. Yani buraya bir tane daha seri eklersen ne olur Tonguç Evlen Bey? Daha az kuvvetli yanar bunlar. Ama buraya bir tane paralel eklersen ne olur? Bunlar aynı kuvvette yanar. Değişmez bir şey. Aa. Ama bu bir saat yanacaksa artık yarım saat yanmaya başlar. Çünkü daha fazla ampul ekledin. Yani paralelde mantık olarak eşit kuvvette yanarlar. Ama daha kısa sürede biter tükenir pil diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi doğru ve yanlış yapalım. Açık renkli yüzeyler ışığı koyu renkli elbiselere göre daha çok soğurur. Açık renkli yüzeyler ışığı koyu renkli elbiselere göre daha çok soğurur. Yanlış bir ifade. Tam tersine koyu renkliler ışığı daha çok soğurur olması gerekiyordu. Büyütecin yapısında ince kenarlı mercek bulunur. Büyütecin yapısında gerçekten ince kenarlı mercek bulunur. Çünkü cisimleri büyütür. Zigot döl, hatta büyütecin yapısına baktığımız zaman tam bu şekilde bir merceği vardır içinde diyebiliriz. Zigot döllenme sonucu, döllenme olayı sonucu oluşur. Zigot döllenme olayı sonucu oluşur. Evet doğru Tonguç Evlenmem. Sperm ve yumurta bileşerekten zigotu oluşturuyordu hatırlıyorsan. Bu ikisi bileşiyordu ve zigotu. Bu olayda ne diyorduk? Döllenme diyorduk. Ampermetre devreye paralel bağlanır. Ampermetre dediğimiz şey devreye seri bağlanır. Hatta buradan da göstereyim sana. Ampermetre seri bağlandı. Burada ise ampermetre paralel bağlandı. Pardon, voltmetre paralel bağlandı. Ampermetre seri, voltmetre paralel bağlanır. Dolayısıyla devreye paralel yanlış bir ifade. Amip gibi tek hücreli canlılarda rejenerasyon görülür. Rejenerasyon ne demek Tonguç Evlenme? Yeniden doğmak. Aynen, yenilenme demek. Hayır, amip de bölünerek ölme gözük. Bu yanlış bir ifade diyoruz. Skandal. Tebrik ediyorum. Geldik şimdi yaradan boşluğu tabloda verilen sözcüğün uygulanları kullanarak dolduğunu demiş. Kenarları ince, ortaları şişkince olan mercek, ince kenarlı mercek yapısında bulunur demiş. He. Neyin yapısında bulunur dersek ışık mikroskobunun yapısında bulunur diyebiliriz ince kenarlı mercek. Bir küresel ayna olan çukur ayna nokta nokta yapımında kullanılır. Çukur ayna dediğimiz şey aslında Tonguç Evlen makyaj aynalarının yapımında kullanılabilir. Daha doğrusu işte makyaj aynaları da genellikle hani büyük gösterir bizi falan filan. Dolayısıyla çukur ayna makyaj aynasında kullanılabilir diyoruz. Bir küresel ayna olan tümsek ayna nokta nokta yapımında kullanılır. Tümsek aynaları genellikle virajların etrafında görürsün. Virajlarda diğer taraftan gelen aracı görebilmen için çok işe yarar bir alettir diyoruz. Kalın kenarlı merceği örnektir. Ne kalın kenarlı merceği? Dış kapı dürbünleri kalın kenarlı merceğe örnektir diyebiliriz Tonguç evladım benim. İnsanda üreme şemasında yer alan ABC hücrelerinin isimlerini yazılır demiş. A hücresi, B hücresi. Şimdi bir kere B hücresini ben biliyorum. Sperm hücresi. Hatta buraya yazalım. Sperm hücresinin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü erkekten gelmiş. Dişiden gelen neydi Tonguç evladım benim? Yumurta hücresiydi. Yumurta ve sperm hücreleri üreme hücrelerimiz ve bunları mayozla oluşturuyoruz. Unutma. Hatta burayı da yazmak istiyorum. Mayoz bölünme, bu da mayoz. Peki bu bölümü nerede oluşuyordu Tonguç Evlen Bey? Yumurtalıkta. Bu bölümü nerede oluşuyordu? Spermde. Testiste. Dangoz Evladım. Sperm oluşan hücrenin adı. Ama nerede oluşuyor diyorsun? O zaman testiste oluşacak. Su testisi su yolunda kırdı. Aynen. Bu ikisi birleşince nerede oluşuyordu bir birleşmesi? Yumurta kanalında. Ha. Bravo diyorum sana. Tebrik ediyorum. Çok iyi biliyorsun. Peki zigot embriyoya dönüşken nerede oluşuyordu Tonguç Evlen? Mitoz bölümü nerede oluşuyordu? Ana rahminde. Ana rahmi dediğimiz şeyin bilimsel adını söyle. Dangoz Evlen Bey. Döl yatağında oluşuyordu. Tebrik ediyorum seni. Hocam rahmi tanıyor musunuz? Hangi rahmi? Ana rahmi. Evet, iğrenç bir espriydi. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi C dediğimiz şey dediğimiz sperm ve yumurtanın birleşmiş hali aslında. Birleştirdiği zaman da zigot dediğimiz yeni ilk hücremiz oluşuyor diyoruz. Ha, bunların hangi yapıda organ oluşmak? Bunları yazalım yanına. Yumurta, yumurtalıkta oluşuyor. Sperm, yumurta testis, kanalıma hoş geldiniz. Testiste oluşuyor. Ne diyorsun dangoz? Hayır, yumurta açıyorlar hocam böyle. Zigot da yumurta kanalında döllenme olayıyla oluşuyor diyoruz.
Geldik tabloda numaralanmış canlıların yaptığı eşeği süremiş işleri aşağıda verilmiştir. Buna göre canlıları gruplandırınız demiş. Şimdi bakteri dediğimiz ne biçim soğan gibi çizmişler Allah'ım. Bakteriyi şöyle çizmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir bakteri çizeyim sana Tomuş Efendim. Sen de bakteri nasıl çizilir gördün. İşte böyle bir kamçısı vardır bunun. Ondan sonra böyle üzerinde siller vardır. Ondan sonra işte bunun bir halkasal DNA'sı vardır içinde. Ondan sonra ne bileyim işte böyle güzel güzel yapıları var falan filan. Şimdi bakteri bu. Bakterilerin cinsiyeti var mı hocam kadın erkek diye? Hayır bakterilerde kadın erkek cinsiyeti yok. O yüzden eşeği süzüreme yapıyoruz. Dangoz evladım benim. O yüzden diyoruz eşeği süzüreme yapıyor. Bak erkek bakteri olabilir mi öyle bir şey yok. Bölünen ökreme yapan bakteriler. Planarya dediğimiz şeyler Tonguç evladım benim. Planaryaya baktığımız zaman hangi çeşit üreme yapar dersek rejenerasyonla. Planaryayı ortadan ikiye böl. İki tane planarya oluşuyor diyor biz. Gül dediğimiz şey vejetatif, vejetaryanlar aklına gelsin. Bitkiler olduğu için vejetatif üreme diyoruz. Deniz yıldızı dediğimiz şey rejenerasyon. Kes bacağını tekrar yeni bir deniz yıldızı oluşsun. Amip dediğimiz şey tek hücreli bir canlı. O yüzden bölünerek üreme oluşuyor diyor biz. Söğüt dalı dediğimiz şey vejetaryanlar aklına gelsin. Bitki olduğundan dolayı tabii ki vejetatif üreme diyebiliriz. Deniz anası dediğimiz şey tabii ki tomurcuklanarak üreme diyebiliriz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Tonguç öğrenme süpersin. Geldik tohumdan genç bir bitki oluşması için. Tohumun çimlenmesi gerekiyor. Tamam eyvallah. Buna göre çimlenmenin gerçekleşmesine uygun koşullar nelerdir yazın demiş. Neydi Tonguç öğrenme benim? Sos çimlenme için 3 tane uygun koşul vardı. Birincisi yeterli miktarda su. Yeterli miktarda su. Yani bu S'yi yazmış olduk. Aynı zamanda Tonguç öğrenme benim. Oksijen 1, 2, bu O yazmış olduk. Bir de üçüncüsü de uygun sıcaklık Tonguç evladım benim. Uygun sıcaklık. O yüzden neden tohumlar baharda şey yapar, çiçek açmaya başlarlar? İşte o yüzden. Çünkü sıcaklığa ihtiyacı var. Öyle kışın mışın yapamıyor bu işi. Ve havalandırman gerekiyor toprağı ki oksijen alsın. Ve aynı zamanda su dökmen gerekiyor ki yeterli miktarda su bulsun diyoruz. Evet gerek embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken en önemli 3 noktadan doğru olanları işaret ediyoruz. Tonguç'um bir kere anne hamileyken dengeli beslenmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlık edinmemesi gerekiyor. Edinme yazmış burada. Yanlış böyle saçmalık olmaz. Doktor kontrolünde ilaç kullanmalı. Bu da doğru. Onun dışında stresten uzak durmalı. Ağır egzersizler yapmamalı. Onun dışında işte sigara alkolden kesin uzak duracak dediğimiz gibi. Aynı zamanda Tonguç evladım benim işte X-ray ışınlarına röntgen çektirmemeli. Doktorun vermediği kafasına göre ağrı kesicileri almamalı gibi bazı kuralları da bilmemiz gerekir Tonguç'um. Embriyonun yani annenin karnındaki canlının zigottan sonra döl yatağında büyüyen canlının düzgün gelişebilmesi için bunlar şart. Geldik yukarıda verilen merceklerin ince kenarlı mı yoksa kalın kenarlı mı olduğunu belirtiniz demiş. Sonuç sence bu ince kenarlı mı kalın kenarlı mı? İnce. Gibi gözüküyor değil mi? Evet. Dangoz evladım burası ortası. Ben bilerek burayı gösterdim sana. Kenar dediğim zaman neye bakacaktık? Bu ikisine bakacaktık. Bak kenarları burası ve burası. Yani sen şöyle düşünmen gerekiyor. Bu mercekleri yatır. Yatırdığın zaman. Şu yatırdığın zaman şöyle bir şey olmaz mı Allah'ın sözü? Şöyle bir şey olmaz mı? Evet. Yatırdığın zaman buralar kenarlar olmaz mı? Bak, evet. Burası, işte yatır hep. Bu, kafanda yatırmaya çalış bunları. Bu kalın kenarlı. Bu yatırdığın zaman kalın kenarlı. Daha buraları kalın. Ondan sonra bu ince kenarlı. Bu ince kenarlı. Bu ince kenarlı. Bu kalın kenarlı. Bu kalın kenarlı. Anladım. Bunlardan ne yapıyoruz? Altına üstüne bakacağım yani. Aynen. Yani altına üstüne kenarları buralar. Burası ortası. Bunu unutma Tonguç'um. Hatta şöyle bir çizgi çizdiğin zaman burasının ortası olduğunu, buraların kenarları olduğunu hatırlaman gerekiyor dedik. O zaman kalın kenarlı merceklerden bir kalın kenarlı, iki kalın kenarlı, 6 kalın kenarlı, 7 kalın kenarlı, aynı zamanda ince kenarlı merceklerden 3 ince kenarlı, 4 ince kenarlı, 5 ince kenarlı. Evet bu kadar diyebiliriz. Tonguç'um ince kenarlı mercekler ne yapardı? Işığı kırar. Kırar da tamam da nasıl kırar? Toplardı. Toplar. İnce kenarlı mercek ışığı toplarken kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Bunları bilmemiz gerekiyor diyoruz ve geçtik. Diş üremesinin yapılan organlarının adlarını kutucukların içine yazınız demiş. İşte böyle bir soru gelebilir. Bir kere Tonguç'um her şeyin başladığı yer yani burası yumurtalık dediğimiz yer. Yumurtanın üretildiği, mayoz bölünmenin gerçekleştiği yer diyebiliriz. Sonrası Tonguç'um şuradan geçiyor işte bu kanalların adı ise
yumurta kanalı Tonguç Eren. Hani yumurta açma kanalları var ya YouTube'da. Yumurta kanalı, yumurtayı açıyorlar. Sürpriz yumurta. Akin'den kanalıma şimdi... hoş geldiniz. Aynen, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım yumurtayı açalım. Bugün yani hangi sürpriz olacak? Aynı onun gibi değil aslında. Alakası yok. Burada yumurta. Yumurta çıkıyor. Bu kanala giriyor. Bu kanala girdikten sonra burada bir yol alıyor. İşte burada döllenme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu da çok önemli bir olay. Geldik sonrasında yumurta döllendikten sonra döllenmiş yumurta yani zigot. Burada döl yatağı dediğimiz bölgede aslında gelişiyor. Embriyoyu oluşturduğu, fetüsü oluşturduğu yer burası. Annenin karnının büyüdüğü yer. En sonunda buradan da açılaraktan ne oluşturuyor Tonguç Eren? Döl yoluyla doğum dediğimiz hadise gerçekleşiyor. Döl yatağının diğer adına bakarsak rahimdir Tonguç evladım benim. Döl yolunun diğer adı ise vajinadır Tonguç evladım benim. Bunları da bilmemiz gerekir diyoruz. Geldik Tonguç'um şimdi de dişinin yapısına, dişinin diyorum çiçeğin yapısına. Çiçek. Bir kere hemen çekirdeği çiçeğin kısımlarını oklarla gösterilmiştir. Bu kısımların isimlerini yazın demiş. Hemen sana yazmaya başlayalım. Burası bir kere nedir Tonguç evladım benim? Çiçek sapı dediğimiz yerdir. Çiçek sapı dediğimiz yer çiçeği taşıyan yerdir. Aynı zamanda çiçek tablası bütün bu çiçeğin organlarının oturduğu yerdir aslında. Aynı zamanda şurası da çanak yaprak dediğimiz aslında bir çiçek tomurcukken bunu saran yapıdır diyebiliriz. Bu aynı zamanda fotosentez yapan çiçeğin yerlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda şu renkli olan kısma biz ne diyorduk? Taç yaprak diyorduk. Bu acayip önemli. Gerçekten sınavda %100 çıkar çiçeğin yapısı. Taç yaprak diyorduk. Ardından Tonguç Eren Bey'im şu iki tane yapı aslında bu sarıyla gösterilen şurası turuncuyla gösterilen yerler aslında erkek organ olarak aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bir erkek organ var bir de dişi organ var. Dişi organda şu pembiş yapının hepsi dişi organdır diyebiliriz. Erkek organın içinde bir başlık var Tonguç evladım. En tepedeki başlık dediğimiz yani şunun ucundaki yer. Şunun ucundaki yer. Şunun ucundaki yer. Burada da bir de bunları taşıyan yerse sapçıktır Tonguç evladım benim. Aynı zamanda dişi organa baktığımız zaman dişi organ burasıysa bunun en üstteki yerine dişicik tepesi diyoruz Tonguç. Bunun şu borusuna dişicik borusu diyoruz. Dişicik borusu dediğimiz şey döllenmenin artının aslında dişicik tepesinden gelip o tohum aşağı doğru inerken buradan geçiyor. İşte daha doğrusu o polen aşağı doğru inerken buradan geçiyor. Ve sonrasında en sonunda ne geliyor Tonguç Eren? Tabii ki yumurtalık. Her dişide olduğu gibi bunda da bir yumurtalık var. Burada döllenme olduğu, tohumun da oluşturduğu yer diyebiliriz. Geldik özdeş ampul, pil ve bağlantı kabloyla yukarıdaki özellikler adamı. Böyle bir soru gelir mi hocam sınavda? Tabii ki gelir. O yüzden yaptık zaten. Tabii okulda geçtiniz mi bilmiyorum. Okulda bazı okullar çok geç geldiği için ikinci yazıda belki elektrik sormayabilir ama yani çoğu okul geçtiği için biz de mutlaka bir soru koyduk. Devrelerden geçen elektrik akımının yönünü gösteriniz demiş. Lambaların parlaklarını karşılaştınız demiş. Bir kere Tonguç öğrenmeyeyim. Akımın yönünü gösterirsek hemen şuradan başlar. Çünkü akım her zaman artı kutuptan eksi kutupa doğru gider. Artı kutupsa daha uzun olan eksi kutupsa daha kısa olandır. Yani burası daha uzunsa o zaman bu artı kutuptur. Artı kutuptan başladı. Buna akım diyoruz. Bu akım i harfiyle gösterir. Sonra böyle gidecek. Sonra böyle gelecek Tonguç'um. Sonra böyle gelecek Tonguç'um. Aynı akım. Sonra böyle gelecek Tonguç'um. Sonra böyle gelecek. Sonra bu şekilde yapıştıracak kendisini tekrar pile dönmüş olacak. Aynı şekilde buradan akım çıktı. Buradan akım buradan çıktı. Sonra burada akım Tonguç öğrenmem böyle geçecek. Sonra böyle geçecek. Sonra buraya gelecek. Ama dikkat et bak. Buradan akım devam ediyor. Buradan akım devam ediyor. Buradan akım devam ediyor. Buradan akım devam ediyor. Ama bak burada mesela iki tane i varsa, iki tane i varsa burada artık tek i şeklinde toplanıyor. Sonra tekrar buraya geldikten sonra iki i şeklinde akımda tekrar birleşiyor Tonguç Evlami. Yani akım burada dağılıyor ikiye sonra tekrar birleşerekten tekrar aynı yerine geliyor. Ne demiş? Devreden geçen elektrik akımının yönünü gösteriniz. Lambaların parlaklarını karşılaştınız. Tonguç'um bir kere hemen burada şöyle bir metodumuz var. Aşırı basit bir metot. Diyorum ki ben lambaların parlaklığı için çok basit. Volt hesabı yapacağız. Volt hesabı parlaklık dediğimiz şeyde volt hesabı yapılır. Diyeceksin ki Tonguç'um bu ampulün voltuna diyeceksin ki 12 volt diyelim. 12 voltluk bir ampul olsun mu Tonguç? Olsun hocam. Bu 12 voltluk ampulü sen seriyi bağladığın zaman nasıl ayırırsın 12 voltu? 6 volt buna 6 volt buna ayırırsın.
Buna 12 volt dediğimiz zaman, bu da aynı pil diyelim, özdeş piller, özdeş ampul ve pil demiş ya. Dolayısıyla bu 12 voltu da sen burada ayırırsan Tunguşer'im, nasıl ayırırsın evladım benim? 6-6. Hayır, patlarsın. Seride 6-6 ayırırken paralelde voltlar eşittir prensibinden 12 volt 12 volttur diyebiliriz. Dolayısıyla 12 volt 12 volt buradaki parlaklık daha fazladır diyebiliriz. O zaman diyorum ki Tunguşer'im benim, T eşittir P, aynı zamanda Y eşittir Z, ama T eşittir P büyüktür Y eşittir Z kuralı bütün hepsi için karşılaştırma yaparsak diyoruz. Burada çünkü 12 volt, ama şunu unutma Tomucuğum. Bu daha hızlı tükenir. Bu daha hızlı ampul bitirir. Neden? Çünkü paralel bağlasın ama bir saat süreceğine iki yarım saatte hemen patlar diyoruz. O zaman Tunguç, şimdi yapacağın ben şey... Ben nasıl çalışacağım hocam? Bir kere konuları tekrar etmek için 0'dan 7'ye sayısal kitabımızdan hangi sayfaları çalışacağını sana söylemek istiyorum. İkinci yazılı özelinde çalışacağın sayfaları söylemek istiyorum sana. Bir kere bak burada... Aynalar düzeninden ziyade ilk başta sayfa 146'dan, ünite 5'ten ışığın maddeyle etkileşimi, ışığın sorulması, cisimlerin renkli görülmesi, güneş enerjisi, aynı zamanda buradaki soruları da mutlaka yaptım Tunguç'um. Eğer yaptıysan TAS uygulaması tekrar çözebilirsin. Bilgisayardan, cep telefonundan unutma, tabletten de çözebilirsin. Aynalar düzeyna sayfa 148, ondan sonra küresel aynalar sayfa 150, ışığın kırılması sayfa 152, mercekler sayfa 154, üreme, dişi üreme organ ve yapıları sayfa 156, erkek üreme organı ve yapıları sayfa 158, ikinci yazılı konularını sayıyorum sana. İnsanda eşeyli üreme şeması sayfa 160, embriyonun sağlığı 162, üreme çeşitleri eşeyli eşeysiz üremeler 164, hayvanlarda üreme büyüme gelişme sayfa 166, çiçekli bitkilerde üreme gelişme 168, seri paralel bağlama 170'i de yapsan çok iyi olur. Belki hocanız buraya kadar gelmez. Bence de bu gelmez. Yani çok bu kadar da bitirmez konuları diye düşünüyorum. Ama buraya kadar yaparsan süper olur. Bu arada TOS'un ikinci adımı çıktığı için yeni sınava bununla da çalışabilirsin. TOS'un ikinci adımında dikkat ettiysen fen kısmında temel orta sınav tarihi sorular var. Sayfa 42'de ışığın sorulması, beyaz ışık ve renkler sayfa 44'te. Ondan sonra aynalar sayfa 46'da, ışığın kırılması sayfa 48'de, mercekler sayfa 50'de, dişi üreme sistemi sayfa 52, erkek üreme sistemi sayfa 54, iki hücreden insana sayfa 56, döllenme ve benzeri şeklinde devam ediyor Tonguç'um. Embriyonun sağlığıyla sayfa 60'daki testi de TOS'u da çözersen süper olur. TOS 2'den. TOS 1'den de çalışabilirsin diğer eski konuları Tonguç öğrenmeyeyim. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan da sana ödevlendirme yapmak istiyorum 2 saniye içerisinde. Zoru Bankası'nda da tabii bir sürü konu gördük ama sen bu eski konulara çok fazla girmesen ışık konusunda belki girmeyebilirsin. Belki insanda üreme büyüme gelişmeden başlamayı tercih edersin. Test 38 yani daha doğrusu test 37 sayfa 208'den başlayabilirsin. Sayfa 30, test 38, test 39, test 40 üreme çeşitleri, test 41 ondan sonra test 42, test 43, test 44, test 45, test 46'yı da yaparsan süper olur Tonguç evlenmem. Daha fazla ileriye gitmeye gerek yok. Belki test 47'yi de yapabilirsin. Bonus olmasını istiyorsan. Bu arada dörtlü motivasyon denemelerinizde biliyorsun mükemmel bir sınav. Daha doğrusu yeni tarz mı hocam? Geleceğe hazırlık bu senin için. Gerçekten de hem yeni tarz yatay sorular, milli eğitimin bahsettiği infografik sorular, ağırlıklı yapamadığın soruların hepsinin çözümü TATS uygulaması cebinde, optik formları var arkasında gerçek sınav deneyimi yaşayabilmen için. Aynı zamanda hangi konuda eksik olduğunu görebilmek için sayısal sözel analizler yaptık burada. Teker teker burada hangisinden yanlış yaptığını, işte elektrik akımı, ampermetre, potansiyel farkta eksiğin vardı. Anlayabiliyorsun buradan. Bunlara da bakabilirsin Tonguç Erhan Bey. O zaman şimdi ödülü sorumuzu yap Tonguç. Sınavına başarılar. Hadi bakalım, görüşmek üzere.